Merhaba hanımlar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu farklı belenin yapımını anlatacağım. Örmesi de bir o kadar keyifli hem de farklı. Kullanımı da bence oldukça zevkli bir bere oldu. İki farklı parça varmış gibi görünüyor bakın. Şu parça ve bu parça. Oysa ki beremiz bir bütün halinde örülüyor. Üç boyutlu görünümü şunlar. Sanki üzerine ayrıca dikilmiş gibi ama bunlar da birlikte örülüyor. Yani kısacası örümü ve kendisi oldukça farklı olan bir bere. Hem büyükler için hem küçükler için uygun. Hem de sıcacık tutan bir bere. Çünkü kalın bir dokusu var. Bunun için yaklaşık küçükler için bir ip yeterli ama yetişkinler için ikinci ipten az da olsa kullanıyoruz. Ölçülerini vereceğim. Dediğim gibi beremiz bir bütün olarak örülüyor. Şimdi beremizin örmesine başlayalım. Beremizin örümüne başlayacağız ama ben önce size daha önceden hazırladığım açık halini göstermek istedim. Beremiz yatay olarak örülüyor. Saç örgüsü formu sonradan verilecek. Bir bütün olarak örüldüğü için berenin bir kısmında farklı bir örgü tekniği, bir kısmında farklı bir örgü tekniği uyguluyoruz. Şimdi başlayalım ve bu örgümüzün formülünü vermeye çalışayım size. Vereceğim ölçüler yetişkinler için olan bir ölçüdür. Bunun sayılarını, santimlerini arttırıp azaltarak ölçüyü değiştirmeniz mümkün. Bizim ilk sıramız toplam 43 adet ikili trabzandan oluşuyor. Bunun içinde zincir atarak başlıyoruz. 45 tane zincir atıyoruz öncelikli olarak. Benim kullandığım ip orta kalınlıkta sayılabilecek yünlü bir ip. Daha önce de belirttiğim gibi bir ipten biraz fazla gitti ama ipimin 200 metreydi ipim. Sizler metrajı daha fazla olan ipler kullanırsanız bir adet ip de yetebilir. 3,5 numara tığ kullandım. Ama sizler dediğim gibi bunun ipine göre, kendi elinize göre bu numaraları değiştirebilirsiniz. Şimdi başını aldım ve 1, 2, 3. zincirin tepesine batarak ikili trabzanımı yapmaya başladım. Her zincire birer adet yapıyorum. Bu şekilde ilk sıramızda 43 adet ikili trabzanımız olacak. Şimdi sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım. İlk sıradaki ikili trabzanlarımızı yaptık. Farklı iplikler kullanabiliriz. O yüzden yaklaşık olarak ölçü vermem gerekirse bizim genişliğimizin 25-26 santim olması yetişkinler için yeterli. Ama sizler tabi bunu dediğim gibi yine büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi ikili trabzanlarımızı yaptığımız sırada fazla gelen zincirlerimizi daha sonra yok ederiz. Bu kısım benim beremin alt kısmı olacak. Alt kısımdaki dönüşler için 3 zincir yapıp dönüyorum. Ve 4 adet ikili trabzan yapacağım. Buraya batmıyoruz. Burası sıfır noktamız. Hemen yanından 2, 3 ve 4. Hemen burada bu küpeli dokuyu oluşturmaya başlayacağız. Bunun için 14 adet zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ve bunu buradaki trabzanımın tepesine bu şekilde değil de bakın bir buradan alıyorum bir buradan. Şöyle açılmaması adına bu şekilde alıp kaydırma tekniğiyle bağladım. Şimdi 7 trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7.
3 sıra örgümüz var. O yüzden ikinci yerimizi hazırlıyoruz. Yine 14 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bağlama noktamız şuradan ve alttakinden alıp kaydırma tekniği ile bağlamıştık. Yine iğne trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Ve üçüncü yerimizi de hazırlıyoruz 14 zincir yaparak. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ve yine bağladık. Şimdi buradan sonra yine trabzan yapacağız ama tepe kısmındaki büzülmeyi sağlamak için lastikli bir doku olması adına farklı bir teknikle devam ediyoruz. Trabzanlarımızı yaparken alttaki her bir trabzanımızı bakın şu şekilde tek başına yan tarafından girdim, arkasından dolanarak çıktım şu şekilde ve trabzanımı buraya yapıyorum. Bunu öne doğru itmiş oldum. Yandan şu şekilde tek başına kaldırdım. Yine yandan sıramızın sonuna kadar kalan bütün trabzanlarımızda aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu üst kısımda şu kısımda yani hep aynı işlemi yapacağız. Yani trabzanlarımızı arkadan öne doğru iterek örmeye devam edeceğiz. Bu sıradan sonra örneğimiz rutin bir hale gelecek ve kafa çevremiz kadar aynı işlemlere devam edeceğiz. Evet, sıramızın sonuna doğru geliyoruz. Son ilmeği alma konusunda da ufak bir püf noktası var. Onu da göstereceğim ve döneceğim sıramda. Şimdi bu ilmeğimi de aldım. Kenarda zincirle döndüğüm yeri unutmuyorum. Burası önemli. Burası içinde artık boşluğa batarak şekilde son trabzanımı da yaptım. İkinci sıramda yerlerimi hazırlamaya başladım. Şimdi 3 zincir yaptım ve döndüm. Bakın, ilkine değil, hemen yanındakine. Bu arada pardon, şunu söylemeyi unuttum. Şimdi buradan geldik. Tepe kısmında büzülmeyi kolaylaştırmak adına 3 zincir değil 2 zincir yapalım. Bu şekilde burası biraz daha dar olsun. Tepe dönüşlerini 2 zincir, alt dönüşleri 3 zincir yapıyoruz. 2 zincir yaptık. Buradaki trabzanımızı yine yakalayıp aynı şekilde arkadan öne doğru itiyoruz ve şu kısma gelene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Evet, sıramızın buradaki son kısmına gelirken altındaki şu teki de yapıyorum ve 14 zincir yaptığım büyük halkamın olduğu yerdeyim artık. Şuradayım. Başını alıp bu halkanın içine 22 adet ikili trabzan yapacağım. Bakın hiçbir zincir yapmadım. Direkt buradan devam ettim. Bu halkanın içine 22 adet
İkili trabzanımı yapıyorum. 4, 5, zaten bir ipin yetmemesinin sebeplerinden biri bu halkaların içini de aynı zamanda trabzanla doldurduğumuz için fazlaca iplik gerekli bize. Ama sizler arzu ederseniz bu halkaların her birini kalın iplerinizi değerlendirmek amacıyla farklı renklerde de örebilirsiniz iplikleri koparıp ekleyerek. O da keyifli bir görüntü ortaya çıkartır ya da iki renk ipliğinizi kullanabilirsiniz. Ben şimdi saymadan yaptım. Bir sayalım hızlı bir şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 3 adet daha yapıyorum. Şimdi burada birleştirme kısmı önemli. Elimizde şöyle dolu dolu bir halkamız oldu. Yolumuza devam edebilmemiz için çok ufak bir püf noktası. Bu şekilde açayım. Buradan buraya geçtiğimiz noktaya tığımızı, bakın ilmeğimiz burada bekliyor, taktık. Buradaki ilmeğimizin ucunu geçirerek burada şöyle kapalı bir doku elde ettik. Ve başını alarak arada yapmış olduğumuz 7 trabzanın üzerine yine 7 trabzan yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine halkamızın olduğu noktaya geldik ve yine başını alıp yolumuza devam ediyoruz. Ve bunun içine 22 adet yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. 22 tane trabzanımızı yaptık. Yine aynı sistemle buradan buraya geçiş noktasına tığımızı taktık. Buradaki ilmeğimizi içinden geçirerek uçlarını kapattık. Ve yine aradaki 7 trabzanımızı yaptıktan sonra kalan 3. halkamızın içine de 22 adet ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Sonrasında yapacağımız işler bu iki sırada yaptığımız işlerin devamlı tekrarı şeklinde olacak. Evet ve yine 22 trabzanımızı yapıyoruz. Son halkamızı da yaptık. Yine birbirine bağlayalım uçları. Ve bu sefer kenardaki 4 adet trabzanımızı yapıyoruz. 3. Dördüncüyü düzgün olması açısından zincirimizin tepesine battık. Alt dönüşlerimiz üçer zincirdi. Bakın bunlar bu şekilde sıralanacaklar. Bu sıranın altında yaptığımız işlemleri yani büyük halkaların olduğu yere tekrarlayacağız. 3 zincirimizi yaptık. 2 3 Her trabzanın tepesine batarak kenardaki 4 trabzanımızı yaptık. 14 zincir yapıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bunu şu şekilde bağlıyorduk. Sonra arada 7 tane trabzanımız vardı. Bunların her birinin tepesine yine birer adet yaparak 7 trabzanımızı örüyoruz. Yani bir sırada halkalarımızı yapıyoruz. Diğer sırada halkalarımızı doldurarak geliyoruz. Bundan sonra yapacağımız bere boyunca tek iş budur. Şimdi 7 tane trabzanımızı yaptık. Yine 14 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine bağladım. Diğer 7 trabzanım şeklinde
ilerleyeceğiz. Tepe kısmına gelen yeri tığış ilastikle diyebileceğimiz teknikle devam ediyoruz. Alt kısmında halkaların olduğu kısımları yaparak berimizi bir bütün halinde örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hemen bundan sonra lastik kısmı vardı. Yine trabzan yapıyoruz ama bakın şu diptekileri unutmamaya çalışın. Gerekirse sayarak da yapabilirsiniz. Şunları arkadan öne doğru alarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz. Döneceğiz ve halkaların içini doldurmaya devam edeceğiz. Sıradaki bitişi ve dönüşü tekrar göstereyim. Son zinciri unutmuyorduk. Tepedeki dönüşlerimizde ise iki zincir yaptık, döndük. Buradaki işlem de değişmiyor. Yine öne doğru alarak trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu kısma kadar geldikten sonra içlerini doldurmaya bir sıra daha devam edelim. Sonra artık bunun üzerinden bere formunu nasıl verdiğimi tarif edeceğim. Evet, bu kısma kadar geldik yine. Yine bu halkalarımızın içini 22 adet ikili trabzanla dolduruyoruz. Evet, doldurduktan sonra bağlantı noktasından tığımızı takıyorduk. Bu şekilde bağlayıp aradaki 7 trabzanımızı yapıp diğer halkamızı da dolduruyoruz. Bundan sonraki sıramızda yine zincirlerimizi oluşturacağız. Sonra dönüşte yine bunlar. Arka tarafta bakın şöyle küpe küpe bir görüntü oluşacak. Peki bunu ne kadar öreceğiz? Bir kez daha şuradan tarif edeyim. Geleceğiz, dolduracağız. 7 trabzan dolduracağız, 4 trabzan, 3 zincirle dönüp artık yine halkaları yapacağız. Yani bir sıra halkalar, bir sıra doldurma. Bunu ben de buradan başladım örgüme. Örerek ölçü olarak vermem gerekirse şu kısmı ölçtüğümüzde şu uçtan mezuramızı getirdik. Yaklaşık olarak bak, 58-59 santim gibi geliyor. Ama 56-57 santim de makul. Bunu kafa çevrenizi ölçerek bir mezurayla ya da ördükçe kafa çevrenizi ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi peki o saç örgüsü formu nasıl veriliyor? Buradan başlamıştık. Ördük. Bu kısımda bizim artık ölçümüz tamamlandı. Sonrasında bakın son ördüğümüz yeri kendi önümüze alıyoruz. Birinci halkalar görüyoruz. Birinci halkayı elimize aldık. İkinciyi bunun iç kısmından geçiriyoruz. İkincinin içinden üçüncüyü geçiriyoruz. Bakın yerleşmeye başladılar. Sıra sıra bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bunu 3 içinde gerçekleştireceğiz. Birincinin içinden ikinciyi, üçüncüyü, hepsinde aynı işlemi gerçekleştirdikten sonra artık belimizin kenarını kapatabiliriz. Evet, hepsinin iç içine geçirdik. Bakın ne kadar hoş bir görüntüsü oldu. Mümkünse daha bu aşamadayken
Buharlı ütü yardımıyla buhar vermenizi tavsiye ederim. Daha düzgün oluyor. Eğer daha sonrasında bu uçların kalkması sizi rahatsız edecekse, yine bu aşamada küçük küçük tutturabilirsiniz arka tarafından örgünüzün. Şimdi bu kısma kadar geldik. Bu uçlar açıkta duruyor. Zaten oralara daha sonra düğme ile birlikte dikme işlemi yapacağız. Bunun alt kısmında başladığımız yer burasıydı bakın. Şu kısımda bu şekilde bir boşluk var. Şimdi ipliğimiz bu uçta kaldık. Nerede bitiriyoruz derseniz son olarak. Halkamızı doldurduk. O uçtayız. Çünkü yoksa halkamız boşta kalırdı ve burası düzgün görünmezdi. Halkamızın olduğu yerle bitirdik ve ipliğimiz bu uçta bekliyor. Şimdi tığımızı alalım. İğne ile de dikebilirsiniz ama ben tığla devam edeceğim. Hem yukarıdaki görüntünün bütünlüğünün de sağlanması açısından. Şimdi ikiye katladık birimizi. Sık iğne yapacağız. Buradayım. Hemen karşısındaki köşeye şu ilk başladığımız yerdeki diş dişi yerleri görebilirsiniz zaten. Birincisine batıp sık iğnemi yaptım. Karşılıklı denk getireceğiz. Şimdi buradan ikisini birlikte alıyorum ben. Burası açık görünmesin diye. Karşıdan da şu görünen dişi taktım. Ve sık iğnemi yaptım. Bu şekilde adım adım bir buradan bir buradan. Bir buradan bir karşıdan. Birebir gelecek şekilde karşılıklı olarak denk getirip dikiyoruz. Ya da böyle tığla tutturuyoruz. Buradan ikisini birlikte alıyorum. Burada zaten tek bir ipliğimiz var. Oradan tutturarak tepeye kadar aynı işlemi yapacağız. Bu uca kadar. Şekilde aradaki bağlantımız sağlandı. Bu kısımda da aynı şekilde birleştirme işimize devam ediyoruz. Buradaki lastikli görüntünün bütünlüğü olması açısından sık iğne ile yapmayı tercih ediyorum ben. Şimdi biraz daha yapalım, göstereceğim nasıl bir bütünlük olduğunu. Dikersek burası biraz daha diğer yani dikiş yeri belli olabilir çünkü. Bakın bu şekilde devam ettiğimizde yine bütünlük sağlanmış oldu. Sıranın sonuna kadar birleştiriyoruz. Sıranın sonuna geldiğimizde ipimizi biraz uzunca bırakarak kopardık. Şimdi tepesini büzmede sıra. Bunun için örgümüzü ters yüz yapalım. Şu kısmını yapacağız çünkü. Bir yün iğnesiyle ya da arka tarafı büyük, yünü rahat geçirebileceğiniz bir iğneyle ipliğimizi alalım. Şimdi şu aralıklar zaten bakın oldukça müsait. Boş. Ben şu şekilde büzüyorum berelerimi. Dışarıdan içe doğru. Bu şekilde daireler çiziyorum aslında. Her bir kenar trabzanındaki boşlukları kullanarak şu şekilde ilerliyorum. Bunu çektiğimizde çok düzgün bir şekilde büzülecek. Bakın şu şekilde bile yaptığımızda geriliyor. Dediğim gibi her bir kenar trabzanını birer birer boşluğunu kullanarak şu şekilde dışarıdan içeriye doğru ilerliyoruz. Biraz sıkıştırarak devam edelim. Tepesine pompon yapmanız ya da hazır pomponlar kullanmanız mümkün ya da hiçbir şey yapmadan bırakabilirsiniz.
Kendisi zaten oldukça hareketli kenar kısımları. Ben düğme dikeceğim kenar kısmını ama sizler ördüğünüz fiyonkları, çiçekleri, herhangi bir süslü objeyi de takabilirsiniz oraya. Evet, baş kısma kadar geldik. Şöyle biraz daha büzelim. İlk yaptığımız yere geldiğimizde bir adım daha ilerleyelim ki sabitlensin. Şimdi sıkıştırıyoruz. Sıkıştırabildiğimiz kadar şu tepeyi kapatıyoruz. Buraya dediğim gibi pompon geldiğinde de bu aralık kapanır. Ama trabzan yaptığımız için sıfır kapanması da çok mümkün olmuyor. Düğümü yapalım birer tane. Sağlamladıktan sonra tığımızın yardımıyla yapalım. İğnemizden çıktı. Evet, bir düğüm daha attık. Şimdi beremiz genel olarak bitti. Ama buradaki uçlar henüz boşta. Şimdi de bu uçları nasıl tutturacağımıza bakalım. Bu uçlarımız henüz açıktaydı. Şimdi burası için ben evde bulunan bu düğmeleri dikeceğim. Bu uç bunun devamı niteliğinde. Buraya getirip burayı tutturalım. Şimdi buradan geçirdikten sonra ben hemen düğmemi alıyorum. Ve hem bunun ucunu hem de bunun alt kısmını kapatacak şekilde yerleştirip buraya düğmemi dikeceğim. Farklı renkte iplikler de kullanmanız mümkün. Hem uçtaki boşluğu kapatmaya hem de dekoratif bir görüntüye ulaşmamı sağlıyor. Arkasında düğümleyebilirsiniz. Diğer düğmeye geçmek için ya da örgünün içinde ilerletebilirsiniz. Sonra bunu dikeceğiz. Sonra da bunu. En son ufak bir işimiz daha kaldı. Daha sonrasında beremiz tamamlanmış olacak. Evet, düğmelerimizi de diktik. Ve beremiz aslında bitti. Son olarak burası tamamen sizin isteğinize bağlı. Alt kısımda buhar da verdiğimiz için biraz daha esneme olabiliyor. Ya da daha sonra kullanırken çok açılmaması için dediğim gibi isteğe bağlı olmak üzere yine bir ipliğimizi alıp şu kenara tutturup her trabzanın içine 2 adet sık iğne olacak şekilde kenarımızın esnemesini engelleyebiliriz. Şu kenardaki trabzanların bir kanadına ikişer tane trabzan yaparak dediğim gibi çepeçevre dönüp bu kısmı da tamamlayabiliriz. Bu kısım isteğe bağlı. Artık beremiz hazır. Oldukça farklı gördüğünüz üzere örümü kolay ama yine farklı iki tekniği birden uyguluyoruz aynı anda. Ama herkesten farklı bir bereniz olmasını istiyorsanız tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.